Herkese merhaba. Yeni bir alışveriş videosuna hazır mısınız? Küçük ama çok tatlı bir Amerika alışveriş videosu göstereceğim. Bugün Amerika'dan aldığım 3 tane Harry Potter figürü inceleyeceğiz. Küçük bir alışveriş videosu olacak ama içi çok dolu, çok güzel şeyler var içerisinde. Eğer Amerika'dan alışveriş yapmayı düşünüyorsanız bu videoyu mutlaka izlemenizi öneriyorum. Çünkü gümrükle alakalı değişiklikler olmuş. Ben bunu ne yazık ki alışverişim bana teslim edildiğinde fark ettim. Bütün bunlarla alakalı detayları bu videoda size vereceğim. Bugün göstereceğim figürlerin bu arada iki tanesi pembe, bir tanesi de mor. Pembe giymeyip ne yapacaktım? Mecbur kaldım pembe giymeye. İlki Hagrid'in oyuncak asası. Bende Hagrid'in normal boyuttaki o büyük şemsiye asası vardı. Bu oyuncak asasını da almak istedim. Çünkü asalarını sergileyeceğim. Ve Hagrid'in o büyük kocaman asası sergileyeceğim alana sığmayacaktı. O yüzden bu oyuncak asasını da almak istedim. Hagrid'in normal kendi asasına göre bir boyut olarak aslında bayağı bir ufak. Yani normal bir asaya göre yine büyük ama Hagrid'in asasına göre oldukça ufak olduğunu söyleyebilirim. Kutusu bu şekilde. Hemen önünde bir penceresi var. Asanın kendisini görebiliyorsunuz. Bu oyuncak asa olarak geçiyor. Bir de ışıklı. Şimdi deneyeceğiz hepsini. Korkuyorum pille çalışmıyordur umarım. Böyle bir tane şey var, pimi var. Pimini çekin, gerisi hallolur gibi bir açıklama yapmışlar arkasına ama bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Dediğim gibi normal bir asa boyutundan bir tık daha büyük görünmesine rağmen Hagrid'in normal kendi büyük o şemsiye asasından, gerçek boyutta olan asasından çok daha küçük bir boyutta. Çünkü adı üzerinde oyuncak asa. Bunu Harry Potter'ın Amerika'daki Universal Orlando'nun web sitesinden satın aldım. Size daha önce iki tane alışveriş yaptığım web sitesi önermiştim hatırlarsanız. Bunlardan bir tanesi de Orlando'daki Harry Potter mağazasıydı. Ve demiştim ki size o kadar çok seviyorum ki karbon bana teslim edilirken kapıda ekstra bir gümrük veya başka bir ücret ödemiyorum demiştim. Hatırladınız mı? Alan ben şomazdı mıyım ya? Artık bir şeyler değişmiş çünkü kapıda bir gümrük ödemek zorunda kaldım. Anlatacağım detaylarını. Önce asaya bakalım. Asa böyle tamamen plastik gibi aslında. Böyle içinde pufidik pufidik bir sünger varmış gibi. Hemen şu ucunda da ışığın yandığı yer var. Hagrid'in normal asası. Evet, boyut olarak bundan daha büyük. Şimdi birazdan karşılaştıracağız ikisini. İlk dikkatimi çeken farklardan bir tanesi Hagrid'in normal şemsiye asası açılırken, yani açıldığında böyle gerçek bir şemsiye boyutuna ulaşırken bu asa açılmıyor. Yani şurasına bir düğme koymuşlar ama tamamen göstermelik bir düğme olmuş. Çünkü bu açılmıyor. Sakın açmaya çalışmayın. Şimdi bu asa ışıklı bir asa olduğu için hemen şurasındaki pimi çekeceğiz birlikte. Ve dua edeceğiz ki ışıkları direkt çalışsın. Çekiyorum. Hop. Aa, çalıştı direkt. Aa. Bunu nasıl kapatacağız? Bu hep yanacak mı? Aa, bir dakika. Lumos. Ay, çok güzel. Işığın ne kadar parlak olduğuna bakar mısınız? Çok tatlı. Nox. Lumos. Ay, çok güzel. Bir şey söyleyeceğim, bu asaya aşık oldum. Lumos. İki asa arasındaki farklara bakalım. Şimdi size bahsettiğim boyutunu göstereceğim. Bu ne ya? Tam yarısı kadar. Aslında pembe tonu aynıymış gibi görünse de oyuncak olan asanın pembesi bir tık daha koyu. Bu dediğim gibi Hagrid'in gerçek şemsiye asası ve bu açılıyor. Bunu burasından açarak direkt şemsiye haline getirebiliyorsunuz. Böyle. Bayağı büyük. Bir tanesi gerçek asa, bir tanesi oyuncak asayken aslında tamamen farklı görünüyorlar. Bu küçük asanın ışıklı olmasına gerçekten aşık oldum. Bir daha yapacağım. Lumos. Çok güzel. Nox. Ay. Bayıldım bayıldım. Çok güzel. İki tane de kocaman Pigmy Puff aldım. Bunları almayı hep istiyordum. Purple, yani mor Pigmy Puff ve bir tane de pembe rengi var. O kadar tatlılar ki bunları çok uzun zamandır istiyordum. Hem böyle büyük boyu var hem de bunların şöyle avuç içi kadar küçük boyutları da var. Ben büyüğünden almak istedim. Rafta inanılmaz güzel duruyorlar. Harry Potter serisinde herkesin bir evcil hayvanı vardı biliyorsunuz. Nasıl ki Harry'nin yanında Hedwig varsa Ginny Weasley'nin tam olarak şöyle omzunda duran bir Pigmy Puff vardı. Tabii ki o böyle avuç içi büyüklüğünde bir Pigmy Puff'tı. Ama şu büyüklüğünün ne kadar harika durduğuna bakar mısınız? Yani Ginny Weasley gibi bir karakterin bu kadar muhteşem, yumuşacık bir evcil hayvanının olduğuna inanamıyorum. Bayılıyorum. Bunun üzerinde de yine Harry Potter etiketi var ve üretim yılı 2022. O kadar pufiş pufiş ve o kadar yumuşak ki size bunu nasıl anlatabilirim, nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama yani şöyle
yaptığınızda bile inanılmaz derecede güzel bir his veriyor. İyi ki almışım bunu. Bunu dediğim gibi almayı çok fazla istiyordum. İçin suratının tatlılığına bakar mısınız? Burada da ayakları var. Ay çok tatlı. Şimdi gelelim bu alışverişle alakalı en can sıkıcı şeye karşıma. Çünkü bu kağıt çıktı. Burada size detaylı olarak başınıza neler geleceği geldikten sonra yazıyor. Bu siteyi benim alışveriş yaparken en çok tercih etme sebebim, alışveriş yaparken ödediğim tutarın içerisinde hem kargo bedeli, hem gümrük bedeli, hem de ürün bedeli olmasıydı. Yani bana teslim edilmesi hem 3-4 gün gibi, 4-5 gün gibi çok kısa bir sürede oluyordu. Hem de bana teslim edildiğinde ben ekstra hiçbir ücret ödemiyorum demiştim. Umarım hep böyle devam eder çünkü ben bildim bileli böyle demiştim. Galiba ben şomazlıyım. Çünkü bu videoyu çektikten sonraki ilk alışverişimde maalesef gümrük vergisi ödemek zorunda kaldım. Ve hayatımda ilk defa bu sitede bir gümrük vergisi alındığını gördüm. Eskiden DHL ile geliyordu ama bu sefer bana FedEx tarafından teslim edildi kargo. Bana siparişim teslim edilmeden önce FedEx'ten bir mail aldım ve alışveriş tutarımın toplamının %30'u kadar, yani yaklaşık 3'te 1'i kadar bir gümrük vergisi çıktı ve önce bunu ödemem gerektiği söylendi. Tabii ki yıkıldım. Çok hazırlıksız yakalandım. Bunu hiç beklemiyordum. Yani Universal Orlando çok fena bir ters köşe yaptı diyebilirim. Bu alışveriş tutarının 3'te 1 kadar da gümrük ödemek zorunda kaldım. Bu gümrük ödemesini internet üzerinden yaptıktan sonra da ertesi gündü galiba bana bu belgeyle beraber siparişimi teslim etti FedEx firması. Bu gümrük alma değişikliği Universal Orlando'dan mı kaynaklanıyor yoksa DHL yerine artık FedEx getirdiği için FedEx'in ekstra bir uygulamasını bilmiyorum ama çok mutsuz oldum. Bu konuda çok mağdur oldum ve hiç desteklemiyorum bu yeni düzeni. Neyse, sizinle de paylaşmak istedim. Yani Universal Orlando'dan bir alışveriş yaparsanız artık gümrük vergisi alınıyor. Bu da benim başıma geldi ya. Neyse ki hemen volümü toparlayabiliyorum. Şimdi neden pembe giyindiğimi anladınız mı? Çünkü bütün renkler buna hitap ediyor. Pembe Pick Me Pop da inanılmaz güzel. Bir tanesini alıp diğerini bırakmak istemedim kesinlikle. Ve tatam. Yan yana müthiş duruyorlar. Çok güzel duruyorlar ya. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Aşırı iyi değil mi? Yumuşacık ayrıca. Yine aynı şekilde bunun da üzerinde Harry Potter etiketi var. Üretim yılı da yine 2022. Fiyatlarına gelecek olursak ayrı ayrı. Bu Pick Me Pufflar 34.95 dolar. Diğeri de öyle. Hagrid'in oyuncak asası da 32 dolar. Yani asa bunların bir tanesinden daha ucuz diyebilirim. Eğer yeni gümrük uygulamasını saymazsak ben yaptığım bu alışverişten aşırı derecede mutluyum. Çünkü ne zamandır almak istediğim şeylerdi ve artık onlara kavuştuğum için çok mutluyum. Şunların tatlılığına bakar mısınız ya? Çok güzel. Yan yana ne kadar kocaman ve aşırı tatlı durduklarına bakar mısınız? İyi ki almışım gerçekten. Bence benim için çok güzel bir alışveriş oldu. Hagrid'in ışıklı asasına da ayrıca aşık oldum. Dediğim gibi aslında küçük ama çok etkili bir alışveriş oldu benim için. Hagrid'in oyuncak asasını ayrı bir şekilde sergileyeceğim. Ama Pick Me Pufflar'ın rafta bu şekilde yan yana durmasına aşırı derecede bayılıyorum. Bence odanın havasını bile değiştirdiler. Amerika'dan yaptığım alışveriş bu kadardı. Yeni gümrük uygulamasından sonra bir daha alışveriş yapar mıyım? Bunu zaman gösterecek ama şu anda pek sıcak bakmıyorum bu konuya. O yüzden bu anın tadını çıkartalım. Küçük ama etkili bir alışveriş videosuydu bence. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz de eğer abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.